Çağla'yla yeni bir günden herkese günaydın efendim. Harika bir gün diliyoruz. Biz güne bugün uzman estetisyen Ezgi Maraşlı ile başlıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın olsun herkese. Günaydın. Şimdi çok merak edilen bu konuyla ilgili yani gerçekten çok fazla soru oluyor. Lazer epilasyon meselesi. Bunu detaylı bir şekilde konuşalım. Lazer epilasyonun kalıcılığını arttırmak için neler yapılabilir ve hangi faktörlere bağlıdır? Bir de bu operasyonlardan, daha doğrusu lazer tedavilerinden sonra yapabileceğimiz, cildi canlandıracağımız, değil mi? Bir karışımımız da olacak. Evet, güzel bir tarif vereceğiz çok bugün. Güzel. İki tane de tarifimiz olacak. Onun dışında mutfağımızda Erdoğan Cem var. Çiğ köfte ustası. Nasılsınız? Teşekkürler, iyiyim, siz nasılsınız? Sizi gördüm, çok iyi olmadım ama anlattım sebebini de. Bugün ne yapıyoruz? Siz şimdi hazırlıklara başlayacaksınız minik minik. Daha ben önce bu biraz stüdyoda hazırlık yapıyorum. Size gördünüz. Çok güzel sushi çiğ köfteler yapacağız. Sushi çiğ köfteler hazırlıyoruz. Hem sushi hem çiğ köfte severler ekran başına. Bu bir de çok yapılabilir de bir şey değil mi? Malzemelerimiz hep sağlıklı malzemelerden. Hepsi öyle. Çiğ köfte kendi içinde zaten birçok böyle evet, antibiyotiğe sahiptir. Yanında garnitürleri, yeşillikler, turşular, turplar, limonlar. Müthiş hepsi hep olacak, çok lezzetli, eminim. Hep de çok sağlıklı şeyler. Şimdiden teşekkür ediyoruz. İnşallah karnımın gurultusu mikrofondan yayına gitmiyor. Ben duydum geldi şu anda. Ben şu anda duydum. Geldi yani, değil mi? 16 saat açlık bu yapayım dedim. Bu kadar belli etmeseydiniz böyle keşke. Hissen aç değilim ama galiba acıktım. Hirsutizm. Hirsutizm nedir? Öncelikle sevgili Ezgi Maraşlı'ya bunu sorarak başlayalım. Hirsutizm gereğinden fazla olmaması gereken ayva tüylerimizin olduğu bölgelerde sert ve kalın kılların çıkması, erkek tipi kıl dediğimiz, işte bunlar hangi bölgeler oluyor mesela? Göbek bölgesi, göbek bölgesi, bel bölgesi, hı-hı, sırt bölgesi, en çok özellikle kadınların tabii ki rahatsız olduğu yüz bölgesinde en sık rastladığımız hirsutizm. Kalın kıllaşma dediğimiz bir sistem. Neye bağlı olarak bu? Hep öyle mi? Oradaki kıl yapısı yoksa sonradan yapılan bir takım yanlışlarla da mı oradaki ayvet suyları daha da sertleşip güçleniyor? Yani iki sebeple oluyor. Hormonal sebepler genellikle baş gösterebiliyor. Genetik faktörler, mesela doğduğumuz bölge bile o kadar etkili ki hirsutizmde. Birazcık daha böyle bölgesel anlamda da sıkıntı yaşayabiliyoruz. Ama bununla birlikte de en sık yapılan, özellikle genç kızların yaptığı, tabii ki elle müdahaleye bağlı jilet vesaire uygulamasından sonrasında sert kalın kıllaşma meydana geliyor. Ve sonrasında da ciddi anlamda sıkıntı yaşıyorlar. Yaşanabiliyor. Peki yüz bölgesine düşündüğümüz zaman en hassas bölgelerden bir tanesi. Buradaki tüylenmelere mesela biz lazer yaptırabiliyor muyuz yoksa hala eski yöntemler mi kullanılıyor? Yani yüz bölgesinde şöyle, diyelim ki kişi kendisine müdahale etti ve kalınlaştırdı. O zaman vücutta kullanılan genel geçer lazerler kullanılabilir. Bunlar nelerdir genel geçer lazerler? İşte Alexandrite sistem, bunlar sistem. Diyot sistem, bunlar evet kullanılabilir. Artık kalınlaştırmışsındır ve elden bir şey gelmiyordur. Lazerle seansların devam etmesi gerekir. Ama ince tüylere sahipsin, müdahale de etmedin. Hormonal bir sıkıntın da yok. Bu durumda da başka lazerin devreye girmesi gerekiyor. Q-switch lazer gibi, endiyak lazer gibi daha noktasal atışlı, kılı dağıtmayacak, kalınlaştırmayacak müdahaleye bağlı lazerlerin devreye girmesi gerekiyor. Bu önemli. Q-switch çünkü çok bilinmeyen yüz bölgesinde şey diyorlar, hocam ilk defa duyduk senden, böyle bir lazer mi vardı? O yüzden iyi araştırsınlar. Çok Q-switch. Q-switch yaptırıyorum ama şöyle bir şey var. Yani kalıcı çözüm olarak şu an elimizde yüzdeki tüylerle ilgili bir şeyimiz yok galiba, değil mi? Kalıcı. Yani kalıcı. Yani bu eskiden iğneli lazerler yapılıyordu değil mi? Bunlar yapılmıyor yani yüze yani, asla. Yani yüz bölgesine hayır uygulanabilir. Asla. Uygulanabilir. Tabii ki iğneli epilasyonu da ayrı konuşacağız zaten. Tamam, uygulanabilir. Konuşalım. Çünkü o eski kadim bir yöntem. Yani zorlayıcı bir sistem. Yani o çok güzel, kalıcı bir sistem ama bir yandan da onun da işte komplikasyonları var. Yani orada bir kar zarar hesabı yapmak gerekiyor. Peki yüz bölgesine, bazen kaşlara, bazen tabii ki acele olduğu işimiz olduğunda jilet, ustura gibi aletler kullanılabiliyor. Hangi noktada doğru olur yoksa tamamen yanlış mıdır? Tamamen mesela yanlış. Kaşın seyrek olan bölgelerinde daha fazla kaş çıkarmak, kaşı diye kaşımı düzeltiyorum.
o çıkarmak için ustura yapılan bir sistem var. Veya ne bileyim acil bir şey oldu, aldıramadık. Hemen usturayla pıt pıt diye kaşımızı aldırmamız. Belki daha iyi bir kaş çıkar yani oradan. Yani şöyle kaş bölgesi şimdi terminal bölge. Kalın kıla sahip kaş bölgesi. Bıyık bölgesi, dudak üstü bölgesi. Bunlar terminal kıl dediğimiz kalın kıl. Ama yüz bölgesinde mesela şuralarda bulunan ayva tüyleri, çene altı bölgesinde bulunan ayva tüyleri özellikle bunlara genç kız 14-15 yaşa kadar düştü. Hatta 12-13'lere kadar ergenlik dönemine kadar düştü. Çünkü akran zorbalığına uğruyor ve yüz bölgesine ustura yapıyor. Diyor ki ben hiçbir kalınlaşma vesaire görmedim. Tertemizde geziyorum. 2-3 seans bunu yapıyorsun hiçbir sıkıntı yok. Ama bir bakıyoruz 4. 5. defaya geldiğinde artık bu bölgedeki de kaşımızdaki kıl gibi çıkmaya başlamış. Evet, evet. Kaşa uygulanabilir. Kaşla ilgili dediğim gibi terminal kıl olduğu için zaten bir sıkıntı yok. Dudak üstü tüyleriyle alakalı neler yapabiliyoruz? Yani aslında ne kadar basit konular gibi ama mesela bize başvuran kadınların en büyük derdi bıyık bölgesi şöyle dudak üstünde. Yine bahsettiğim gibi terminal kıl. Bıyık bölgesinde en çok epilasyonda sıkıntı yaşadıkları sonrasında lekelenme. Evet. Özellikle yaz döneminde. Orada da ben bıyık bölgesinde artık teknoloji çok gelişti yani. Kesinlikle lazeri tavsiye ediyorum. Yani bir ağda iple almak yerine. Çünkü bu tarz işlemleri biz yaptığımızda ve hemen dışarı çıktığımızda çoğunun şikayetçi olduğu biliyorsunuz. Şurada böyle özellikle de yazın çıkan kahverengi bir bıyık oluştu derler mesela. Bunun önüne geçmek için lazer yaptırıp bu bölgeye çok güzel korumak gerekiyor güneşten. Mesela sirada falan da yapılıyor oraya ama o lekelenme konusunda değil mi? Asla böyle yaptım. Asla tavsiye etmiyorum. Asla asla asla. Niye çünkü ben yaptırmıştım? Niye? Koruyabildiniz mi sonrasında mesela? Ya da bir, mesela böyle bir lekelenme problemi yaşadınız mı? Yaşadım ama hiç onu suçlamadım. Ha. Yani neyi suçladınız orada? Mesela niye burada böyle bir hayat? Güneş. Yani güneşi suçlamıyor muyduk yani ne bileyim? Güneşi suçlamıyoruz. Ama yani ağda yaptırmadığım yerde de leke oluyorsa şimdi ben niye ağdayı suçlayayım? Yani şöyle ama sirada yaptırdım vesaire hani orada derin bir işlem yapılıyor. Tamam. Bir hasar veriyoruz. Hasar veriyorum. Hasar veriyoruz. Biz de güneşe de çıkıyoruz. Özellikle hemen korumadan güneş kremiyle doğru bir güneş kremi seçmeden bunu yaptığımızda hemen oraya leke geliyor, oturuyor ve yani yüz bölgesindeki leke zaten çok zordur biliyorsunuz. Geri dönüşü yoktur ama bıyık bölgesi gerçekten kolay kolay geçebilen lekelenme bölgesi değil. Çok dolayısıyla sinir bozucu bir şey gerçekten. Evet yani güneş koruyucu çok önemli. Önemli. Burada. İyice çok böyle yoğurt gibi süreceğiz yani oraya yapacak aynen. Bir şey yok değil mi? Özellikle yaz dönemlerinde şimdi önümüz yaz çünkü çok dikkat edeceğiz buna. Şimdi şu iğneli lazer, iğneli epilasyon kısmını bir detaylı konuşalım. Çok ilk bilinen tekniklerden bir tanesi. Normal lazerle yapılan epilasyonlardan ne farkı var? Veyahut da kimler iğneliyi tercih etmeli, kimler lazer yöntemini tercih etmeli? İğneli epilasyon, epilasyonun kadınların istemeyen tüylerinden rahatsız olduğu dönemde ilk çıkan sistem. İğneli epilasyon kalıcı, onunla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Gerçekten kalıcı bir sistem ama vücut bölgesindeki tüylere tabii ki de onunla yani kuyu kazmak gibi dolayısıyla işlem yaptırılamaz. Ama yüz bölgesinde çok sarı tüylere sahipsin, melanin sarı. Beyaz tüylere sahipsin. Özellikle şu çene altı bölgesinde çok yaşar kadınlar bunu. Ya da sarı tüylerin var. Bu noktada tek yaptıracağın hala devam eden iğneli epilasyon. Lazerin orada hiçbir hükmü kalmıyor. Lazer her görmüyor. Her zaman koyu melanine gider. Yani kılın kalınlaşması ve renginin koyulaşması gerekiyor. Tamam. Lazer onlarda etkili. İğneli epilasyon artık işte beyazlayan. Çok hormonal yapısı. Evet, sarı tüylerde çok çok etkili ve kalıcı. Tamam. Peki, çilek bacak görüntüsüne sahip kişilerden birazcık bahsedelim. Nedir bu çilek görüntüsüne sahip olan kişiler? Neler kullanılabilir o görüntüden? Nasıl kurtulabilir? Yani orada bir kere en başta alma işlemini lazerle yaptırması gerekiyor. Bu birincisi. Ama yapısal olarak da öyle olanlar olmuyor mu? Yoksa sadece kıl kökleriyle mi alakalı? Yok. Yapısal olarak da yani genetik yapısı olarak da evet çilek bacağı sahip görünümlü oluyor ama bu görüntüyü zaten tamamen silmesinin imkanı yok. İmkansız. Yapısı o. Evet. Bunu aza indirgeyecek. Ne yapacak? Orada kıl kökünü daha da açacak. İşte ağda vesaire jilet işlemleri ya da kimyasal mesela tüy dökücü kremler kullanmayacak. Yine lazer yaptıracak. Sonrasında da onların mesela nemlendirici olarak vesaire retinoid içerikli
A vitamini içerikli vücut nemlendiricileri kullanmaları gerekiyor. Tamam. Gözeneklerin olabildiğine sıkılaştırıcı retinoidler kullanması gerekiyor. Peki lazer epilasyon genellikle güvenli bir işlem olsa da hijyen kurallarına uymak ve işlemi gerçekleştiren yerlerin profesyonelliğinin olmasının öneminden birazcık bahsedelim. Yani, nereye gideceğim diye soruyor insanlar değil mi? Öyle. Farklı farklı fiyat skalaları da var. Kimisi daha az minimumda seans aralığı söyleyip birazcık daha olayı cazip. Okey 3 seans tane kurtulacağım gibi bir şeyle orayı tercih edebiliyoruz. Bu işin doğrusu nedir? Bu iş tamamen bireysel midir? Seansların düzenlenmesi, ayarlanması veya etkisi. Yani benim herhalde belki en anlattığım konulardan biri şöyle söyleyeyim. Lazerde evet. Seans süreleri kesinlikle kişiye bağlı değişir. Hı hı. Yani özellikle yaş en etkilisi Çağla Hanım. Hı hı. Yaşa göre, hormonal yapına göre, geçirdiğin rahatsızlıklara göre öncesinde biz danışana sorarız. Bunları yaşadın mı? Evet, tamam. Bu problemler varsa seans sürelerin bu kadar devam edecektir diye. Çünkü ciddi anlamda söylediğiniz gibi çok bilgi kirliliği var. Evet. Lazer sistemleri bir sürü, yani hangisine gideceğini şaşırıyor kişi. Hı hı. O noktada dikkat etmesi gereken, hep söylüyorum, fiyata odaklanmasınlar. Hele ki geçtim tüylerinden kurtulmak isterken ayva tüylerine bahsettiğim sistemlerle müdahale ettirdiklerinde daha da maliyetli bir işe de geliyor aslında. Hı hı. Yani orada diyor ki ben ucuza bir şey yaptırıyorum ama kurtulacağım da bundan. Vaat edilen de ona zaten doğru, ama doğru. Sonrasında ne oluyor? Bir bakmış 3. 4. seansta yine artmaya girmiş jilet gibi. Of evet. O da fena. Hı hı. Tamam peki. O zaman lazer epilasyonun sonrasında cildi beslemeye yardımcı olacak şu tariflerimizi hemen bu iki arada bir hemen bir yapalım. Bir tane mi var tarifimiz? Bir tane tarifimiz var. Lazer epilasyondan evet, sonra yapması gereken kısmını burada hemen söyleyelim. Evet. En çok dikkat etmesi gereken şey, yani sonrasında kese yapacak. Muhakkak lazer epilasyondan sonra, ne zaman ama 10 gün sonra lazere girdi. Yaptırdım o şey seansımı sonra. Sonrasında 10 gün sonra başlıyor keseye. Tamam. Ve 10 gün sonra aynı zamanda da şimdi benim vereceğim tarife başlayacak. Evet. Ne yapacak bu tarif? Bir yardımcımız vardı, onu da alabiliriz. Teşekkür ederiz hanımefendinin kolunda. Deneyeceğiz. Böyle göstereceğiz. Merhaba, hoş geldiniz. Şöyle alabilir miyiz? Tamam. Yaparken anlatalım. Tamam. Ezgi Hanım. Hindistan cevizi yağı hem cilt sağlığını besleyecek, çünkü lazerle birlikte aynı zamanda da ne oluyor? Cilt ciddi anlamda ısı yaydığı için acayip kuruyor ve çatlıyor hatta. Şöyle Hindistan cevizi yağını vücutta kullanacakları miktara göre aslında ayarlayacaklar bunu. Kol bölgesi için örneğin böyle bir yarım su bardağı gibi kullanabilirler Hindistan cevizi yağını. Aynı zamanda bir tatlı kaşığından daha az kaya tuzu. Çok önemli bu. Aynı zamanda şöyle keten tohumu bir tatlı kaşığı kadar içerisine ekleyecekler. Bunu aynı zamanda da şöyle, ne kadar aynı zamanda dedim, içebilirler bir yandan. Niye? Kim o ya? O da geldi. Lazere ihtiyacı var. Şöyle bir yandan da chia tohumunu ekliyoruz. Sonrasında şöyle eldivenle karıştıracağız bunu. Biraz bırakacağız mı sizsin? Evet, şişmesi birazcık bekletti. Böyle bir saat böyle banyoya girdik. Banyodan önce, duştan önce bir saat kadar öncesinde yaptık. Duştan çıktık, sonra bir daha ama tabii ki durulaması gerekecek. Kol bölgesini alıyoruz. Bunu yapması gereken, şöyle alacağım seni abi ya. Burada önemli olan bunu keseyi yapacak. Kese çok önemli. Hatta mümkünse hamama gitsinler. Çok tavsiye ediyorum lazer epilasyona girenleri. Çünkü kıl kökü atılımı ne kadar hızlanırsa lazer epilasyon o kadar Hı-hı. etkili oluyor. Çünkü lazer epilasyon her zaman dediğim gibi koyu melanine gidiyor. Peki. Bunu aldık şöyle. Şimdi şöyle biraz aldık. Karıştırdık. Aynen şu şekilde peeling yapar gibi. Şu. Muhteşem, kokmuyor mu? Aynı zamanda ciddi anlamda da cilt sağlığını nemlendirecek da. Nemlendirecek de. Evet, nemlendirecek ve besleyecek. Bunu şöyle bir 10 dakika kadar, yani bir 5 dakika kadar peeling yapacak ve 10 dakika bıraksın vücudunda beklesin. Hı-hı. O nemini de iyicene alsın. Hı-hı. Bu tarif neden önemli? Lazer epilasyonda çünkü dikkat edilmesi gereken, lazer yaptırıyorsun, kıllarından kurtulmaya çalışıyorsun. Evet, ama bir yandan da kıl kökünü beslememen gerekiyor. Hı-hı. E vitamini içeren nemlendiriciler mesela yoğunluğu. Evet.
mesela evet değil mi? Bu vücut kremlerin içerisinde olup olmadığına dikkat etmemiz gerekiyor. Habire sürüyoruz diyelim ki. Belki de habire tüylerimiz farkında olmadan çoğalıyor ve onları besliyor olabilir miyiz? Kesinlikle öyle. Özellikle E vitamini, lazer epilasyona girenler ya da yüz bölgesinde güneş kremi kullananlar yoğun E vitamini içeren ürünleri kullanmamaları gerekiyor. E vitamini çok güzel, cilt sağlığını besliyor ama maalesef kıl kökünü de besliyor aynı zamanda. Peki. Çok şu şekilde evet bir 10 dakika kadar beklettikten sonra gayet böyle ılık bir duşla birlikte bunu arındıracak ve sonrasında da evde rahatlıkla bunu uygulayabilirler. Çünkü bana çok soruyorlar. Peeling ne kullanalım, ne yapalım, kıl kökün hangisi çünkü bununla beslemesi. İlgili de çok fazla tarif var ama bu tarif şimdi bu soruların cevabını vermiş oldu. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ergenlik döneminde aşırı kıllanmanın önüne geçebilmek için lazer epilasyon ile önlem almak ne kadar doğrudur? Ya da hani belki de lazer yaptırmanın yaşı vardır diye bir şey eğer varsa bunun öncesinde bu problemle uğraşan kişilere siz ne tavsiye ediyorsunuz? Mutlaka sıklıkla soruluyordur. Çok fazla geliyor. Ergenlik döneminde bir kere şöyle söyleyeyim. 17 yaşından önce lazer epilasyon kesinlikle tavsiye etmiyorum. Yaptırmaması gerekiyor. Hormonal yapının birazcık daha oturdu. 17 yaştan itibaren yaptırabilir. Ne yapacak peki 17 yaşına kadar? 17 yaşına kadar artık... eski yöntem. Biz neler yapıyorduk? En oradaki kolay yöntemde tavsiye edebileceğim maalesef ağda. Tüy dökücü de kimyasal olduğu için ergenlik döneminde tavsiye etmiyorum. Çok fazla. Maalesef ne oluyor tüy dökücü olursa? Biraz çoğaltır mı çoğaltır, yoksa? Çoğaltır, arttırır. Birazcık daha kimyasal. O dönemde olabildiğine kimyasaldan uzak tutmaya çalışıyoruz. Evet. Peki. Çok çok teşekkür ediyorum. Uzman estetisyen Ezgi Maraşlı'ya emeklerinize sağlık. Sizi buradan hemen uğurlarken İyi yayınlar diliyorum. Çok mersi. Biraz gökyüzüne dönüp bakacağız ve astrolog Dinçer Güner geliyor efendim. Hoş geldiniz. Alkışlarla geçin. Günaydın, günaydın, günaydın. Nasılsın? Çok iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Teşekkür Hoş ederim. Hoş geldin. Şimdi 25 Mart'ta Terazi Burcu'nda bir ay tutulması yaşanacak. Evet. Bunu konuşacağız. Ay tutulmasının olumlu ve olumsuz etkileri neler olacak bakacağız. Bir de dün yaşanan hatırlayacaksınız görüntülerini sıklıkla sosyal medyada da haberlerde de gördük. Aşırı yağışların gökyüzü hareketleriyle bir alakası var mı diye bakacağız. Dün Antalya'da yaşanan hortum ve aşırı yağıştan etkilenen bu arada herkese de çok çok geçmiş olsun diliyoruz. Umarız can kaybı yok. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. İnanılmaz bir olay. Şimdi burada ne oluyor da bu kadar Antalya gibi bir şehirde ve aslında İzmir'de de belki haberlere yansamıyor ama Ege'de de daha doğrusu bu tarz şeylere denk geliyoruz. Nedir bunun sebebi? Şimdi şöyle. Yani sallanmalar da oluyor, depremler de oluyor. Doğru. Dün de değil mi İstanbul'da? Onun önceki gün olabilir. Dün işte bir deprem oldu. Çankırı merkeziydi yanlış hatırlamıyorsam evet. 4.8 büyüklüğündeydim. Mesela. Şimdi şöyle, evet 25 Mart'ta Terazi Burcu'nda bir ay tutulması var. Ama ondan önce bu hafta pazar günü Balık Burcu'nda bir yeni ay meydana gelecek. Şimdi Balık Burcu'nda bir yeni ay meydana geldiği zaman ki bu seferki bu yeni ay biraz stresli bir yeni ay aslında hafta sonu meydana gelecek olan. Çünkü Neptün ve Satürn'ün tam orta noktasında olacak. Balık her zaman denizler, sular, seller, sisler çok bunlarla çok ilişkilidir bu arada. O yüzden önümüzdeki birkaç gün yağışlarda artış, sellerde artış olabilir. Olabilir, siste ondan sonra aynı şekilde artış olabilir. Bir de ufak bir uyarıda da bulunmak istiyorum izleyicilere. Önümüzdeki birkaç gün boyunca gökyüzünde hem Balık Burcu'nun yeni ayın etkisi var hem bir Merkür-Neptün kavuşumu var. Biraz böyle aklımız, kafamız Leyla gibi olabilir. Biraz kafamız karışabilir, karar vermekte zorlanabiliriz. Bir şeye imza atarken, bir şeye söz verirken biraz dikkatli olmak gerekiyor. İşte cep telefonlarının şifreleri, bankaların şifreleri, unutkanlıklar, zihin birazcık karışabilir. Birazcık önümüzdeki birkaç gün işte atıyorum cep telefonları ile ilgili problemler ortaya çıkabilir. Biraz dikkatli olmakta fayda olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ama daha da önemlisi aslında biz tutulmaların etkilerine artık yavaş yavaş girmeye başladık. Başlıyoruz. Nedir bu etkiler? Şimdi ve tabii ki Terazi Burcu'nda bir ay tutulması var ve 8 Nisan'da akabinde Koç Burcu'nda bir güneş tutulması olacak. Evet. Önümüzdeki 45 gün boyunca Nisan'ın ortasına kadar aslında dolu dolu tutulmalarla gidiyoruz. Ve bu tutulmaların ana konusu biz ilişkileri konuşacağız. Her türlü ilişki çünkü insan için aslında önemli şey ilişkidir.
Bu tabii ki terazi dediğimiz vakit ister istemez aklımıza bilim, bizim böyle daha romantik, daha keyifli, daha partner, daha eş, koca vesaire bu ilişkiler geliyor. Olsa da aslında bizim çocuğumuzla olan ilişkilerimiz, tabii, eşimizle olan ilişkilerimiz, parayla ilişkimiz, kariyerle ilişkimiz, patronla ilişkimiz, komşuyla ilişkimiz, hayvanlarımızla olan ilişkilerimiz, aslında çok fazla gündemimiz ilişkiler olacak. Şimdi özellikle tutulma terazi burcunda gerçekleşeceği için tabii ki güzellik ve estetikle ilgili konular da, ne güzel az önce bir şey, lazer epilasyon nasıl yapılsın, edilsin, daha sonra nasıl korunacak, tam terazi konularla gidiyor böyle, güzellikte, estetikte falan. Bu dönem bu konular daha fazla konuşulur, çok daha fazla gündemde olmaya başlar. Bu arada sosyal medyada seninle fotoğrafımızın hemen altına izleyicilerimiz şeyi sorabilirler değil mi? Bugün eğer vakit kalırsa, hani ben şu burcum, işte partnerim şu burç. Ne sorsunlar. Bu arada ne istiyorsanız sorabilirsiniz ama burç uyumlarını isterseniz sevgili Dinçer'le postumuzun altına sorarsanız, vaktimiz kalırsa mutlaka sormaya çalışacağım. Evet. Şimdi ilişkiler, estetik, güzellik, bunlar. Şimdi hemen bu tutulmayla ilgili genel önemli bir bilgi vermek istiyorum. Tamam. Bu aralar kurduğunuz ilişkilerde, özel ilişkilerinizde, işte eşle ilişkilerinizde baktığınız bazı ufak tefek sorunlar, problemler var. Sanki böyle uzaklaşıyorsunuz ya da böyle bir yalnızlık hissediyorsunuz, bir durum var. İşte bu tam bu tutulma daha gelmeden böyle ufak ufak böyle minik minik adımlarla ben geliyorum diyor. İşte burada iki yol var. Ya oturursunuz, konuşursunuz, problemi çözersiniz. Ya da çünkü tutulmaları aslında her zaman kaçamayacağınız noktaya getirir sizi. Tutulmanın en büyük etkisi budur bu arada. Ya da ilişki biter ya da ortaklık biter. Ya da biter. Peki. Evet. O yüzden de eğer şimdi siz bunu görüyorsanız görmemezlikten gelmeyin. İlişkilerinizdeki, ortaklıklarınızdaki problemleri eğer görmemezlikten gelirseniz 25 Mart'ta gözümüze doğru. Gözümüze mi sokacaklar? Evet, gözümüze girecek demektir o. Hani biz kaçsak da o zaten bizim önümüze düşecek demektir. O yüzden bu ilişki meselesi çok çok önemli aslına bakarsan. Ama bekarlar olan, şu an sevgilisi olmayan, aday adayı bile olmayanlar varsa eğer, tabii ki bir terazi tutulmasına doğru gittiğimiz için onlar hani birazcık daha olasılıklara kendilerini daha fazla açsınlar. Tamam. Yeni ilişkiler bu dönem başlayabilir, yeni ortaklıklar başlar, yeni flörtler başlar, yeni romantik yakınlaşmalar başlar. Tüm bunlar için böyle çok böyle keyifli, aslında güzel. Bekarlar için iyi ama hani evli ve ortaklıkları olanlar için eğer bir problem olduğunu hissediyorlarsa, ki İçsel anlamda her zaman hissederiz bu arada bir şey varsa. O zaman oturacaksınız, konuşacaksınız, masaya yatıracaksınız o konuyu. Peki. O zaman Koç burcunun gündemine bakarak hemen bakalım. Başlayalım. Tek tek burçları konuşalım. Bu arada ben de sosyal medya hesabımızdan kontrol Peki. ediyor olacağım. Şimdi buyurun. Koç ve yükselen Koç burçları. Her şeyden önce önümüzdeki 45 günlük dönemde tam da bu tutulma, ilişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar, işbirlikleri alanınıza düşecek. Tam da bu alana düştüğü için eğer ki bekarsanız gerçekten de hayatınızın aşkını bulabilirsiniz. Çok iyi ortaklıklar kurabilirsiniz. Güçlü ilişkiler, bağlantılar kurabilirsiniz. Ama evliyseniz, ortaklığınız varsa, hele hele bir de bu aralar problemler varsa, Koç ve yükselen Koçların bu aralar ekstra teyakkuzlu olmasında ve dikkatli olmasında fayda var. İyi gitmeyen ilişkiler, İyi gitmeyen ortaklıklar bu tutulmayla beraber çünkü bitebilir, bilginiz olsun, ama korkmayın, biri biter biri başlar en nihayetinde. Sıra geldi Boğa ve yükselen. Boğa burcuna geçmeden tamam. önce mesela Koç burcu ile ilgili hep şey soruluyor ya, en çok hangi burçla anlaşılır? Tabii ki bu böyle hemen pıt diye söylenemeyecek bir şey. Yok, çok pıt derin diye. Bir... Allah aşkına pıt diye söyledi, rahatlıyor. Ya aslında. Çünkü soruyor yükseleni neydi, ay neydi, o toprak burcu muydu, şu muydu, bu muydu falan. Bunları karıştırmadan ilk böyle sana sorulduğunda Koç burcu birisine karşı. Ya aslında birkaç tane mesela. Burada bir teknik dinamik var aslında. Nedir? Ateş elementi burçlar genelde evet. hava elementi burçlarla genelde iyi anlaşır. Koç'ta ateş elementi ise hava elementi burçlar nelerdir? Kova, terazi, ikizler mesela. Bu üçlüyle daha iyi evet, anlaşır daha iyi anlaşır. Bir de ufak bir bilgi daha vermek istiyorum aslında. Tamam. Hemen böyle bir ufak bir ne derler ona, kopya çekerekten. Hemen söyleyeyim. Mesela tamam. Koç ve yükselen Koçların ondan sonra yine böyle anlaşabileceği 1, 2, 3. Mesela kovalarla ve yaylarla da iyi anlaşırlar. Kovalarla, yaylarla da aynı zamanda iyi anlaşabilirler. İyi ilişki kurabilirler. Peki. Boğa ve yükselen Boğa. Aynen, Boğa'dayız. Boğa ve yükselen Boğa burçları. Şimdi evet, bir tutulma geliyor. Tutulmanın ana teması ilişki. Sizin için ilişkiler nerede olacak? İş ilişkileri. Birlikte çalıştığınız insanlar, iş verdiğiniz kişiler...
ya da işte evinizde hayvan besliyorsanız eğer onlar. Butulmanın şöyle güzel bir tarafı var, boğa ve yükselen boğalar için özellikle. Mesela evinizde hiç hayvan yoksa yeni bir hayvan sahiplenebilirsiniz sokaktan veya barınaktan özellikle. Bunun yanı sıra iş arıyorsanız iş bulabilirsiniz. İş ilişkilerinizi sağlıklı ve dikkatli bir yerden yönetmekte fayda var açıkçası sevgili evet. boğa ve yükselen boğalar. Bunun yanı sıra iş ile ilgili konularda kendinizi birazcık bir yarıştaymış gibi de hissedebilirsiniz. Ama bu yarışı işin içerisinde terazi olduğu için adaletli, adil ve etik bir şekilde yürütmenizde fayda var. İşle ilgili bir takım böyle önemli adımlar atabilirsiniz. Günlük hayat temponuz oldukça artabilir. Sağlık konusunda da özellikle sevgili boğa ve yükselen boğalar bel bölgenize özellikle dikkat etmenizde fayda var. Şimdi bana soracaksın boğa kimlerle anlaşır? Ay hiç yormayan konuk gerçekten. Evet, şimdi tabii boğa... ki soracağım. Yani yüzlerce şu anda kim kiminle anlaşır şeyi geliyor bana. Ne ara soracağım ama söz veriyorum soracağım. Tamam. Boğa kiminle? Bir kere boğa toprak elementi olduğu için toprak genel anlamda suyla iyi anlaşır. Boğa su elementi nedir? Balık, yengeç, akrep bir kere bu cepte zaten. Tamam. Artı boğalar için tamamlayıcı olan burç kova olacaktır. Çünkü boğanın o sabit ve değişmez yapısını kova, aslında kova veya yükselen kova yeniliklere ve yeni olasılıklara daha kolay açacaktır aslında. Tamam. Güzel. Geçelim mi ikizlere? Hemen geçelim ikizlere. Tamam. İkizler ve yükselen ikizler burçları. Evet, bir tutulma bizi bekliyor ve tutulma sizlerin aşk evinize düşüyor. Gerçekten de hayatınızda romantik hiç kimse yoksa, aday adayı bile yoksa önümüzdeki 45 günlük dönemde hayatınızın aşkını bulabilirsiniz. Ama bir aşk olarak başlayacak bir flörtle, bir romantizmle uzun bir şeye dönmesi birazcık zaman alacaktır, bilginiz olsun. Artı çocuklarla ilişkiler önemli. Çocuğunuza ne kadar alan tanıyorsunuz, çocuğunuza ne kadar adil davranıyorsunuz, çocuklarınızın ihtiyaçlarını ne kadar karşılıyorsunuz. Bu tutulma birazcık daha çocuklarla ilgili konuları da gündeminize getirecek. Artı hamile kalmak isteyen, çocuk sahibi olmak isteyen ikizler ve yükselen ikizler için de yine bu tutulma destekleyici olacaktır. Ve son olarak da ikizler ve yükselen ikizler için yatırım yapmayı düşünüyorsunuzdur. İşte bu belki birazcık daha riskli olabilir belki bu yatırımlar ama bu riskleri karşılayarak yatırımlarınızın da bir noktada karşılığını alabileceğiniz bir dönem sizleri bekliyor ikizler ve yükselen ikizler. Peki İkizler hangi burçlarla uyumlu olur? Hava elementi olduğunuz için sizler de tabii ki ateş elementi burçlarla nispeten daha uyumlu olursunuz. Yani koç gibi, aslan gibi, yay gibi burçlarla daha böyle uyumlu ondan sonra ilişkiler kurmanız çok daha olasıymış gibi duruyor. Peki ikizler özellikle hangi burç grubuyla daha iyi anlaşır dersek eğer balık mesela tamamlayıcısı olacaktır bu arada ikizlerin balık. Neden tamamlayıcısı olacaktır? Çünkü ikizler biraz zihinsel, balık daha duygusal, daha bağ kuran, duygu bağ kuran bir burç. O yüzden onların da tamamlayıcısı balık olacaktır. Çok güzel, devam ediyoruz. Hemen. Buyurunuz buradan. İkizleri bitirdik. Sıra geldi. Yengeç. Yengeç ve yükselen yengeçlere. Şimdi yengeçler için bu tutulma dördüncü ev dediğimiz aile ilişkilerini temsil eden bir alanda olacak. İlişki dediğimiz şey burada birazcık da aile konusu olacaktır. Evet. Anne babanızla ilişkileriniz orada ne kadar adilsiniz, oradaki ilişkileri ne kadar iyi yönetiyorsunuz. Biraz daha tutulma bu konuları ondan sonra etkileyecektir. Taşınmayı düşünüyorsanız, ondan sonra ev değiştirmeyi düşünüyorsanız, evinizde tamirat, bakım, onarım gibi bir şeyler yapmayı düşünüyorsanız, terazi estetikle ve güzellikle çok ilişkilidir. Belki de bu tutulmayla birlikte evinizi güzelleştirebilirsiniz. Boya olur, badana olur, yeni eşyalar olur. Belki koltuk takımını değiştirmek isteyebilirsiniz. Hiç önemli değil, fark etmez. İkiz, yengeç ve yükselen yengeçler için birazcık daha ev, yuva, gayrimenkul, aile, belki kiralık bir eve ihtiyacınız vardır ya da belki de mal sahibinizle anlaşmanız gerekiyordur. İşte bu terazi tutulmasıyla birlikte bu tarz anlaşmaları yapmak çok daha kolay olacaktır. Peki, peki yengeç kimlerle daha kimlerle iyi anlaşır? Kimlerle daha iyi anlaşır? Yengeç tabii ki su grubu bir ya burç olduğu için. Bu anlaşmak demek enerjisini tutması anlamında mı soruyorum ben, onu da bilmiyorum. Ya da evlenirlerse bir ömür boyu çok mutlu olurlar ve birbirleriyle iyi geçinmeye niyet ederler diye mi soruyorum tam bilemiyorum. Sen ne niyetle söylüyorsun aslında bunu? Uyum, tamamlanma. Ha. İyi ilişki i̇yi kurma. Gelme. Evet, iyi gelme. Yan yana halde. Geldiği zaman bir yükselme mutlu hali. Mutlu olma vesaire gibi düşünebiliriz. Her şey barındırıyor aslında. İçerisinde. Evet. Peki. Şimdi peki yengeç su grubu bir burç olduğu için bir kere su grubu burçlar genel anlamda toprak grubu burçlarla iyi anlaşır. Yani boğalar, oğlaklar, başaklar, yengeç ve yükselen yengeçlerle genel anlamda aslında
iyi gelecektir. Fakat yengeçler hangi burçta daha kolay tamamlanır dersek eğer, tabii ki Koç burcuyla daha kolay tamamlanır. Çünkü yengeç koruma duygusu çok güçlü bir burçtur. Ama o koruma duygusunu aktif hale getirebilmek için bir Koç, yani o savaşan bir enerjiye ihtiyaç vardır. O yüzden de Koç da yengeçler için tamamlayıcı olacaktır. Güzel. Diyelim. Ve geldik sıra aslanlara. Aslan burcuna. Aslan ve yükselen aslan burçları. Önümüzdeki 45 gün boyunca bu tutulmanın etkisiyle terazi burcunda gerçekleşecek olan tutulma ile birlikte sizin ilişki olarak odaklanacağınız alan yakın çevre ilişkileriniz, kardeş ilişkileriniz, kuzen, komşu ilişkileriniz olacaktır. Artı bu dönem aklınıza özellikle acayip böyle fikirler gelebilir. Bu para getirecek fikirler olabilir, yeni projeler olabilir, sosyal medya ile ilgili işte bir iş yapmayı düşünüyorsunuzdur, içerik üretmeyi düşünüyorsunuzdur. İşte tam da bu tutulma zamanı içerisinde yeni hesaplar açabilir, sosyal medyada daha renkli, daha zengin, daha göz alıcı, daha dikkat çekici içerikler de üretebilirsiniz. Artı yeni eğitimlere başlayabilirsiniz. Bu başlayacağınız eğitimler size yeni bir hayat felsefesi, yeni hayata farklı bir yerden bakabileceğiniz eğitimler de olabilir sevgili aslan ve yükselen aslanlar. Peki aslanlar kimlerle daha kolay anlaşır dersek eğer, ateş elementi bir burç olduğunuz için aslan ve yükselen aslanlar aslında tabii ki hava elementi burçlarla daha kolay bir uyumlu, daha akan, daha hoş vakit geçireceğiniz ilişkileri kovalar, teraziler, ikizlerle daha böyle güzel bir uyum yakalama potansiyeliniz oldukça yüksek. Sizi tamamlayacak olan burç bir yerde boğa olacaktır bu arada. Boğa ve aslan birbirlerini tamamlayan burçlardır. Çünkü her ikisi de keyiften, zevkten, lüksten, rahatlıktan, konfordan hoşlanan burçlardır çünkü. Biraz sosyal medyayla devam edeyim. Oradan gelen soruların birazcık olur. Ekleyeyim. Çok fazla oldu çünkü bekletmek de istemiyorum. Terazi burcu kadını, yengeç erkeği, aşk uyumu. Her ikisi de öncü burç bir kere. Her şeyden önce. O yüzden her ikisi öncü burç olduğu için genel anlamda uyumlu diyebiliriz. Sadece hemen arada ufak fark. Yengeç daha fazla korumacı ve sahiplenicidir. Terazi hava elementi olduğu için daha özgürlüğüne düşkündür. Hani orada o dengeyi yengecin iyi kurması gerekiyor. Gerekebilir. Ama her ikisi de bir burcu Venüs yönetiyor, bir burcu da Ay yönetiyor. İkisi de iyicil gezegenler sonuçta. Her şekilde onlar kendi aralarında dengeyi, uyumu, ahengi, mutluluğu yakalarlar zaten. Oğlak kadını, terazi erkeği. Oğlak kadını, terazi erkeği. Yine ikisi de öncü burç fakat zor bir kombinasyon bu. Çünkü oğlan yönetici gezegeni Satürn. Daha fazla kurallarla ilişkili burası. Sınırlarla ilişkili, sorumluluklarla ilişkili. Ama terazi Venüs yönetiminde daha keyif, hani hoş, böyle ciciş ciciş şeyler. Daha sosyal olayım, daha böyle keyifli olayım, mutlu olayım. Hani o yüzden bu çok böyle oğlan her zaman işine gelmeyebilir. Terazi bazen oğlan o ciddi halinden zaman zaman sıkılabilir. Oğlak da terazinin bu çok sosyal halinden zaman zaman şikayetçi olabilir. Belki hani burada bu konular arada bir güzel bir dengeye oturursa neden olmasın? Neden olmasın? Zor ama hani olmaz değil. Ben balık, nişanlım ikizler diye sormuşlar. Balık ikizler. Balık ikizler, balık ikizler. Şimdi her ikisi de değişken burç. Bu anlamda ilişkiye çok ciddi bir renk gelecektir. Canlılık gelecektir, çeşitlilik gelecektir. Hem konu açısından, hem konuşacak konular açısından, hem gezme tozma ondan sonra açısından böyle çok böyle renkli, çok dinamik, çok cıvıl cıvıl bir ilişki olacaktır. Ama şunu unutmamak gerekiyor. İkizlerin zihinsel değişikliği, balığın duygusal değişikliği var en nihayetinde. O yüzden her iki partnerin de birbirlerinin bu değişken zamanlarına iyi adapte olmaları, iyi uyum sağlamaları gerekiyor aslında. Yengeç kadını, kova erkeği. Yengeç kova birini Ay yönetiyor, birini Satürn yönetiyor. Zor bir kombinasyon bu. Yengeç kova kombinasyonu. Dediğim gibi çünkü Ay birazcık daha çok fazla duygularla, duygusal ihtiyaçlarla, bağlanmakla, yengecin isteyeceği şey nedir? Çünkü bağlanmak isteyecektir. Diyecek ki beni koru, beni kolla, ondan sonra beni sev, benimle bağ kur. Yengeç o minnoşluğuyla kovanın o hafif snob, hafif mesafeli, o hafif kurallı hali yengeci çok böyle iyi gelmeyebilir. Ama işte tabii şunu da unutmamak gerekiyor. Biz burada aslında hani iki tane burç üzerinden konuşuyoruz ama uyum dediğimiz mesele günün sonunda iki kişinin doğum haritasındaki bütün parametrelerine bakarak olur. İşte bunun Venüs'üne bakarız, Ay'ına bakarız, Mars'ına bakarız, yükselen burçların ondan sonra uyumuna bakarız. Hani baktığımız bir sürü parametre var. Sadece böyle hani ama yengeç kova
çok tercih edilen bir kombinasyon değil. Değildir. Bu gerçeklikten sonra devam edelim. Sonra yine aralara. Harikalık Başak. Evet. Başak ve yükselen Başak burçları. Tutulma para evinize düşüyor. Yani parayla ilişkilerinizi demek ki masaya yatıracaksınız. Bir kere terazi ortaklıklarla ilişkilidir. Parayla ilgili ortaklaşa kazanabileceğiniz işler ve projeler bu dönem sık sık gündeme gelebilir, bilginiz olsun. Parayla ilgili konularda adil davranmanız gereken bir 45 günlük süreç sizi bekliyor. Korkmayın, eğer ki işiniz yoksa, iş arayışı içerisindeyseniz, daha iyi para kazanmakla ilgili bir takım böyle niyetleriniz varsa önümüzdeki 45 günlük süreçte yeni işlerle karşılaşırsınız. Terfi alırsınız, daha iyi para kazanabileceğiniz koşullarla karşılaşma olasılığınız oldukça yüksek. Ama unutmayın, finansal konularda, parayla ilgili konularda adil davranmak zorundasınız. Bir de son olarak sevgili Başak ve yükselen Başaklar, kendinizi, yani sizi daha doğrusu değersiz hissettirebilecek her türlü ortamdan hızla uzaklaşın ve kaçın. Ve şimdi Başaklar kimlerle anlaşır? Toprak grubu bir burç olduğu için Başak ve yükselen Başaklar su elementi burçlarla nispeten daha iyi bir ilişki kurar. Yani işte balık gibi, yengeç gibi, akrep gibi burçlarla daha böyle uyumlu, daha böyle keyifli, daha kendini iyi hissedecekleri ilişkiler kurabilirler. Başak'ın tamamlayıcısı ikizlerdir bu arada. Her ikisinde çünkü üçüncü gezegeni Merkür'dür. İyi bir iletişim, konuşacak bol bol konu, gezecek bol bol yer, tanışacak bol bol insan, birbirlerini bu anlamda çok besleyebilirler tamamlama anlamında. Çok güzel terazi. Evet, geldik terazilere. Terazi ve yükselen teraziler, tutulma sizin burcunuzda çok önemli. Ne oluyor? Şimdi tutulma, eğer ki tutulma sahibi siz olduğunuz için burada belli ki hayatınızın genel dinamiklerinde önemli değişiklikler meydana gelecek. Yurt dışında yaşamak istiyorsanız basar gidersiniz. İşinizi değiştirmek istiyorsanız değiştirirsiniz. İlişki ise ilişki, boşanmaksa boşanmak, yeni ortaksa ortaklık. Çünkü tutulma sizin burcunuzda olduğu için hayatınızın temellerinde önemli değişiklikler meydana gelecek demektir. Önümüzdeki 45 günlük süreç içerisinde. Ama siz bu değişikliklerin ufak ufak adımlarını şimdiden duymaya başladınız aslında. Bir bakın bakalım son günlerde aklınızı ne kurcalıyor daha fazla? Aklınızda, zihninizde hangi gündemler var? Nelerle uğraşıyorsunuz? İnsanlar sizlerle hangi konuları daha fazla konuşmaya başladılar? Neyle daha fazla meşguliyetleriniz arttı? İşte tam da tutulma bunları daha da büyütecek ve önünüzdeki masaya koyacakmış gibi duruyor. Hayatınızda önemli değişiklikler olacak, hazır olun. Ama özellikle bekarsanız da bu arada önümüzdeki 45 günlük dönemde evlilik, ortaklık, işbirliği hiçbiri olmuyorsa bence yeni bir sevgili gelme ihtimali oldukça yüksek sevgili terazi ve yükselen terazi burçları için. Kimlerle anlaşırsınız teraziler? Teraziler zaten sizler ilişki burcusunuz. Yani astrolojinin ilişkiyle ilgili ondan sonra tek burcu terazidir. O yüzden de kova, diğer ateş elementi burçlarla, aslanla, koçla, yayla çok daha iyi anlaşırsınız. Ve geldik akreplere. Evet. Akrep ve yükselen akrepler. Bu tutulma özellikle birazcık daha kendi iç dünyanıza döneceğiniz bir süreç sizleri bekliyor. Bu dönem arkanızdan dönen bir takım böyle oyunlar, dedikodular, konuşmalar biraz olabilirmiş gibi duruyor. Kendinizle ilişki kuracaksınız sevgili akrep ve yükselen akrepler, bilginiz olsun. Kendi ruhsal ihtiyaçlarınız, içsel ihtiyaçlarınız nelerse bunlara daha fazla odaklanacağınız bir süreç sizleri bekliyor. Yurt dışı ile ilgili özellikle önemli işleriniz ve projeleriniz varsa, yabancılarla yapmayı düşündüğünüz önemli işleriniz veya projeleriniz varsa önümüzdeki 45 günlük süreçte bu konularda hayatınıza hızlı girişmeler olacaktır. Boğalarla, Başaklarla, Oğlaklarla daha iyi anlaşırsınız. Toprak grubu burçlarla ve geldik yaylara. Yay, Oğlak, Kova ve Balık olarak devam edeceğiz. Evet. Buyurun. Yay ve yükselen yaylar. Şimdi bu tutulma arkadaşlık ve sosyal çevre ilişkilerini etkileyecek. Arkadaşlarınızla ilişkilerinize daha adil ve daha dengeli olmanız gerekiyor. Yürümeyen arkadaşlık ilişkileri önümüzdeki 45 günlük süreçte gidebilir, bitebilir, arkasından koşmayın. Yeni ilişkiler gelecektir. Akabinde hiç korkmayın, endişelenmeyin. Bu dönem toplum için, toplumla ilişkiler de çok gündemde olacak. Toplum için faydalı bir şeyler yapmak isteyebilirsiniz. Yay ve yükselen yaylar özellikle. Bunun yanı sıra iş hayatından da kazanmış olduğunuz gelirleriniz artabilir önümüzdeki 45 günlük süreç içerisinde.
Kimlerle anlaşırsınız? Tabii ki ateş elementi olduğunuzdan dolayı işte kovalar, teraziler, ikizler, hava grubu burçlarla daha uyumlu, daha dengeli, daha iyi anlaşabileceğiniz ilişkiler kurabilirsiniz. Ve geldik oğlaklara. Evet, buyurun. Oğlak ve yükselen oğlaklar. Terazi burcundaki tutulma iş ilişkilerini masaya yatıracaktır. Patronlarla ilişkileriniz ondan sonra önemli olacaktır. Önümüzdeki 45 günlük süreçte iş kurmak istiyorsanız kurabilirsiniz ki bu işi kuvvetle muhtemel bir ortakla ya da bir işbirliği yaparak kurmanız oldukça yüksek. Bunun yanı sıra iş arıyorsanız iş bulabilirsiniz. İş değiştirmek istiyorsanız işinizi değiştirebilirsiniz sevgili oğlak ve yükselen oğlaklar. Bir de şöyle güzel bir haber vereceğim sizlere. Tam da 10. evinizde bir tutulma var. Burası statünün değişimiyle ilişkilidir özellikle. Evlenebilirsiniz bu arada, bilginiz olsun. Evlilikle ilişkili konular, ciddi ilişkiler de önümüzdeki 45 günlük süreçte gündeme gelebilir. Peki oğlaklar kimlerle anlaşır? Toprak grubu, su grubu ile iyi anlaşır. Kimler yengeçlerle, onlar? Yengeçler, balıklarla ve akreplerle daha uyumlu ilişkiler kurabilirsiniz. Hiç karşıma öyle şeyler çıkmıyor benim. Ya ikizler çıkıyor, yükselen ya burcu koç çıkıyor. Benim yükselim neydi? Başak. İkizler. Yükselim ikizler, ay burcum Başak. Yükselen ikizlerse 7. ev yay mesela, hop. Ondan sonra mesela yaylar, kovalar. Koç, ikizler. Ateş elementi geliyor. Bunlar, yay olduğu geliyor için. Ondan sonra o da iyi. Kötü değil. Değil, nesi iyi? Ne? Yani iyi olmuyor işte. Çok. Yay şimdi 7. ev uzun süreli ilişkiler alanı. Yay burcu da başlıyor. Koç, yay, aslan mesela, bunlar birazcık daha harekete geçici, çok tempolu ilişkiler yaşatabilirsin ama doğum haritana bakmak gerekiyor. Evet, ama doğru söylüyorsun. Sonunda. Peki. Geldik kovalara. Kova ve balıkla evet devam edeceğiz. Sonra kova hemen sosyal medyaya geçeceğim. Kova ve yükselen kovalar. Bu tutulma özellikle yurt dışı ile ilgili önemli işleriniz varsa, önemli sınavlardan geçtiğiniz bir süreçteyseniz, işte üniversite sınavına hazırlanıyor iseniz ya da yabancılarla bir takım böyle ciddi önemli işler ve projeler yapmayı düşünüyor iseniz, hukukla ilgili, yasayla ilgili önemli işleriniz varsa bu önümüzdeki 45 günlük süreç içerisinde bu konuları tamamlayacağınız, bitireceğiniz, sona erdireceğiniz bir süreç aslında sizleri bekliyor. Yurt dışından bir iş teklifi alabilirsiniz, yurt dışında yaşamakla ilgili adımlar atabilirsiniz, hayatı daha derin bir yerden keşfetmek adına önemli eğitimler de alabilirsiniz. Eğitimler, sınavlar bu aralar sizler için iyi geçecektir. Her türlü reklam, satış, pazarlama ile ilgili işler için çok verimli bir süreç sizleri bekliyor. Hı hı. Sevgili kova ve yükselen kovalar, sizler de ateş elementi burçlarla, aslanla, yayla, koçla daha uyumlu, daha güzel ilişkiler yaşayabilirsiniz. Ve sıra geldi son burcumuz olan balık ve yükselen balıklar. Balık ve yükselen balıklar bir kere bu tutulmayla birlikte birazcık para konularına odaklanacaksınız. İşte bu para konuları ne olacaktır hayatınızda? İşte kredi kartımı ne kadar harcadım? Ne kadar vergi borcum var? İşte taksitlerimi ne kadar kolay ve rahat ödeyebiliyorum? İşte burs bulabilecek miyim? İşte böyle bir kaynak bulabilecek miyim? İşte yatırım yapmak istiyorum, bir ev almak istiyorum. Banka bana kredi verecek mi? Daha fazla gündeminizin bu olacağını düşünüyorum. Ve hani önümüzdeki 45 günlük süreç içerisinde bu konularda tamamlanacaktır hayatınızda. Balık ve yükselen balıklar, sadece sağlık konusunda bir parça dikkat, biraz sağlık harcamalarının artabileceğini düşünüyorum. Özellikle de terazi olduğu için üreme organları, genital bölgeyle ilgili konularda belki bir hastane ziyaretleri yapabilirsiniz. Bir takım testler, tahliller vesaire yapılabilir. Ama şunu söylemek istiyorum, balık ve yükselen balıklar, tam da 8. evinizde karşınızda bir tutulma var. 8. ev değişim ve dönüşüm demektir. Demek ki ilişkilerdeki tavrınız, tutumunuz, hal ve hareketlerinizde çok büyük değişiklikler yaratarak ilişkilerinize devrim yaratacaksınız. Oo. Sevgili balık ve yükselen balıklar. Peki kimlerle anlaşırsınız? Su grubu olduğunuz için toprak grubu burçlar. Nedir bu? Boğalar, oğlaklar, kovalar, daha uyumlu, daha keyifli ilişkiler kurabilirsiniz. Ağzına sağlık. Hemen sosyal medyadan yine birkaç tane sorayım. Erkek aslan kadın ikizler ilişkisi. Direkt ateş ve hava zaten genel anlamda çok böyle uyumlu. Evet. Ve aslan ikizler ilişkisini ben çok severim. Burada çok güzel eğlenceli çift çıkar. Hmm. Partilesinler, eğlensinler gibi. Onu geçsinler, ondan sonra böyle keyifli, çok yaratıcı da çıkar. Yaratıcı bir ilişki de çıkar buradan. Peki. Başak kadını balık erkeği beni bir anda terk etti, sebebini bilmiyorum demiş. Ne olmuş olabilir? Satürn balık burcunda. Yani. Yalnız kalmak istemiştir. İlişkinin sorumluluğunu alamayacağını hissetmiştir. İlişkiyi ciddiyete doğru gitsin istememiştir. Bu yüzden de kaçmıştır.
Yapacak bir şey yok. Yani süremizin sonuna geldi. Çok ya. Fazla. Evet, çok çok fazla geldi. Tüh, bir daha çok, gelirim. Bir daha lütfen. Olur. Bir daha bekliyoruz. Her zaman bekliyoruz. Ama seni bırakmıyorum. Mutfağa beraber tamam, geçeceğiz. Gidelim. Çünkü Erdoğan Cem'in yanına mikrofonumu evet. kapatabilirsiniz. Çok sevinirim arkadaşlarım. Buyurun. Evet. Benim kulağım bir yandan tabii ki de Dinçer'deyken gözüm, midem, kalbim, aklım, beynim ve bana ait olan her ne varsa mutfaktaydı. Bunu itiraf etmek zorundayım. Çok güzel görünüyor vallahi. Hoş muhteşem ederiz. Görünüyor. Ben Akrep Burcu'yum. Aa ne güzel. Bunlar benim tasarımım. Bu kadar. Dünyada sadece benim mutfağım Akrep çıkar. Tasarım yapamaz bu arada ama kuvvet de muhtemel. Haritanda böyle bir terazi vardır, bir aslan vardır. Tasarım onlarla ilişkildir çünkü. Evet. Bu kadar ama özenerek değil mi? Geliyordur. Bu kadar özenerek, çok. Bu kadar severek her bir sushi tanesini bir bebek gibi o tabağa yerleştirerek. Kıymalı mı yani bu? Ben izledim etsiz. Bunu. O zaman çiğ köfte değil bu. Et. Et severler için füme eti sarıyoruz. Pişmiş bir geçen et. Geçen gün sosyal medyada dedim ki çiğ köfte etsiz olmaz. Olur. Olmaz. Olmalı. Çiğ köfte. Tamam öyle köfte illa etli olacak. Yani olmaz demeyin de şimdi et tüketmeyen insanlar var. Var var doğru. Özellikle vejetaryenlere müthiş hitap eden bir ürün. Çok çok güzel görünüyorlar. Müthiş görünüyor vallahi ellerine sağlık. Şimdi bunun püf noktası burada kullandığın müthiş içerikler değil mi? Orada avokado kullandığını gördüm. Bizim salatalarımızda kullandığımız bütün taze sebzeleri kullanıyorsun. Ama harç olarak da çiğ köftenin o müthiş lezzetini değil mi? O isotlar, baharatların buluşmasıyla evet. burada salatayla onu meç ediyoruz. Yemesini daha kolay bir hale getirdik bu şekilde suşi şeklinde. Hepsinin altyapısı da çiğ köftemiz, içinde salatası sadece farklı şeyler. Avokadoya, cips severler için özellikle böyle çocuk kitle, genç kitle için cips. Dışı cipsle kaplı, füme etli, pazı yapraklı, böyle bir de çedar peynirli farklı şeyleri sarıyoruz. Moralim çok bozuk. Neden? Niye yemiyor musun? Yok. Bulgur bir şey ya, olmaz. Bulgur yok çok zor. Öyle durumda ben de yanlış sonra. Bir şey mi söyledim böyle izlediniz üzüldüm. Çok o kadar güzel ve o kadar başarılı ki gerçekten ellerinize sağlık tebrik ediyorum. Dinçer lütfen bir tane tadına bakar mısın? Şöyle şimdi Ayşegül sınav. Sınavsa çatalda da verebiliriz. Nasıl rahat? Elle de yiyebilirsiniz. Keyfinize bakın. Elle de alabilirsin lütfen. Dereotlu mudur bu? Evet. Evet. Ay düşüyordum. O yerken ben düşüyordum. Nasıl? Çok güzel olmuş. Çok lezzetli. Gayet tatlı. Afiyet şifa olsun. Oh ellerine sağlık Eminize gerçekten. Sağlık. Enize sağlık gerçekten. Ayşegül Çorulu hocam da gelecek. Bu besini özellikle soracağım. Yani bulgur dışında bence her şeye çok okey diyeceğine eminim. Ama önce bir az sonrasını izleyelim ve kendisini davet edelim. Dinçer için de büyük alkışlar lütfen. Çok çok teşekkür ediyorum. Yaşlanmayı durdurmanın bilimsel yolu bulundu mu? Yaşlanmanın 9 nedeni ne? Genler kaderimiz midir? Yaşlanma bulaşıcı mıdır? Doktor Ayşegül Çoruhlu az sonra stüdyomuzda. Doktor Ayşegül Çoruhlu hocamız tüm güzelliği ve zarafetiyle bizlerle beraber. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz de iyi görünüyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Uzun yaşam hayal olmaktan çıkıyor mu? Longevity ile ilgili bugün önemli bilgiler alacağız. Geçtiğimiz haftada Profesör Doktor Osman Müftüoğlu hocamızla konuşmuştuk hatırlayacaksınız. Peki ama bugün günlerden çarşamba ve neden Now ekranlarında hocamız yok diyeceksiniz. Kendisi yurt dışında olduğu için bu hafta bizlerle beraber değil ama önümüzdeki hafta yine kendisiyle kıymetli sohbetlerimize devam edeceğiz. Yaşlanma kaderi olmaktan çıkıyor mu? Bel kalınlığı yaşlanma belirtisi mi, göstergesi mi? Yağlı yemek cildi gençleştiriyor mu? Hareketsiz yaşayanlara özel kımıldama yöntemini hepsini ve daha fazlasını konuşacağız. Bu arada biz de geçtiğimiz günlerde bir sağlıklı yaşam merkezine gittik. Ve aslında ben deneyimleyecektim ama sonra dedim ki izleyenlerimizle de paylaşalım. Önce ozon sauna ardından da eksi 140 derecede bu kriyoterapi deniyor hocam. Siz de çok bahsediyorsunuz sıklıkla. Deneyimledim ve az sonra onun görüntülerini de ve neler yaşadığımı da tabii ki sizlerle paylaşacağız. Faydalarını hocamızla konuşacağız. Kimler yapabilir, kimler yapamaz diye. Şimdi ilk olarak dilerseniz yaşlandıkça hareketsizlik artıyor. Siz de kitabınızda çok gerçekten herhalde son dönemde herkesin ihtiyacı olan, okumaya ihtiyacı olan hem bilgiler içeren bir kitap olduğunu düşünüyorum. Oturmak yeni sağlığa zararlı alışkanlıktır demişsiniz. Biz hep tabii ki tütün ve tütün ürünlerinden hep bahsediyoruz çok zararlı olduğunu ama bir de basit bir metottan bahsetmişsiniz. Kımıldama yöntemi nedir? Önce ondan bahsedelim.
Müsaade ederseniz Osman Hoca da bu konuya bir giriş yapmış ama bu longevity kelimesi de nereden çıktı, bu yeni nedir diye bir şey geliyorsa izleyicilerden merak. Şöyle söylemek isterim. İngilizce açılımı onun uzun ve sağlıklı yaşamdan bahsediyor. Ama burada altını çizmek istediğim şey, siz bir sürü kıymetli hekim burada ağırlıyorsunuz ya. Longevity işiyle ilgilenenler, yani yaşamı hem uzatmak hem sağlıklı yapmak isteyen hekimler aslında hasta olan kişilerle muhatap değiller. Herhalde ben de hasta olanın doktoru ben değilim diye bunu anons eden tek kişi olabilirim. Demek istediğim, yeni tıpta ki yaklaşım senin biyolojik olarak en iyi halde bile bir yaşlanma sürecin var ya, ama artık bilimsel olarak o yaşlanma yolu yavaşlatılabiliyor ve sen ilerideki yaşlı haline daha geç gidebiliyorsun ya. Hmm. İşte bunları kontrol eden tıbbın adı ve bu işi yapan doktorların adı longevity uzmanı. Yani bunu duyduğumuzda şunu anlamalıyız. Ha, benim bir hastalığım varsa hastalığın doktoruna gideceğim. Ama bir şeyim yoksa ve ben doğal yaşlanma hızı denen şeyle bilimin ışığında hücrelerimi yaşlandırmamak üzere yol yürümek istiyorsam demek ki böyle bir hekimle gideceğim dememiz lazım. Dememiz ve gerekiyor. Bu başlığın altında o kadar çok farklı konular var ki, öncelikle burada 350 sayfada yarısı niye yaşlanıyoruz'u biyolojik olarak anlatıyor. Ilgili. Birazcık da burada o 350 sayfayı minicik özetleyecek olursak, yaşlanmamak ya da yaşlanmayı yavaşlatmak gerçekten hani sözde değil gerçek olabilir mi? Olabilir mi? Biraz ondan bahsedelim. Evet. Şimdi sizin verdiğiniz hareket örneği de başlıklardan biri. Gerçekten evet, sigara sağlığa zararlı mı? Oturmak yeni sigara gibi oldu. O bir başlık. Bu daha çok konuşulan bir şey. Şimdi biz şöyle yaklaşalım konuya. Neden bu konu bir konu oldu? Niye böyle insanlar dünyada da yaşlanmayla inatlaşmaya başladılar? Amerikan İlaç Kurumu yaşlanmak hastalık mıdır? Acaba biz bunu yazsak mı? Herhangi bir hastalık koduna koysak mı diye düşünüyor olmaya başladı. Bu yaşadığımız Covid'den sonra insanlar ne kadar hassas bir ipin ucunda durduklarını anladıkları için sağlıklılık, ömrün uzunluğu, hayatta kalma gerçekten çok önemli bir konu oldu ve hasta değilken de hayatta kalma ya da kırışıklık denen yaşlanma dış görüntü değil de hücresel olarak yaşlanmama da bir konu oldu. Oradan sonra da bütün odak buraya dönünce dünyadaki bütün araştırmalarda şuna bakılıyor artık. Bir, önce niye yaşlandığımızı öğrenelim. Bizim elimizde imkan var. Öyle işte bakalım mı birazcık da? Yani yaşlanmanın 9 nedeni. Önce genomik istikrarsızlık, epigenetik değişiklikler, proteostaz kaybı diye mitokondriyal disfonksiyon diye devam ediyor. Ama bizim bunları daha anlayabileceğimiz bir dilde anlatabilirsiniz. Şimdi, yaşlanmamızın daha sebepleri daha şöyle bakalım. Daha meraklı olanlar bakabilir. Yaşlanmayı tek sebebe indirgemek çok zor. Evet, oturmak da yaşlandırıyor. Evet, uykusuzluk da yaşlandırıyor. Fakat bu yaklaşımda, bu longevity tıbbı yaklaşımında o hücreye zoom yapıyor. Diyor ki bu hücre neden yaşlanıyor? Yani başka dış görüntüden bahsetmiyor. Bu hücreyi yaşlandıran şey nedir? Ve bir tane indiremediği için önce konsensus, bu bilim adamları toplanıp 9 tane buldu ve üstüne 4 tane daha ekledi. Bence daha da eklenir. Mesela örnek olarak ekrandan bakarak gidelim. Yaşlanmanın devam edebiliriz. Mesela kök hücre tükenmesi. Şimdi kök hücreyi duyuyoruz. Estetikle ilgili de çok lafı geçiyor ya. Kafamız bir bulanıyor. Sanki böyle onu alabilirim, yaptırabilirim, işi çözebilirim diye. O demek değil aslında. Demek istediği şu. Biz doğuştan bir yedek havuz hücremiz var. Yani bir yedek kök hücreler var orada. Karaciğer bozuldu, hop yenisi gelsin. Cildim bozuldu, hop yenisi gelsin. İşte bağırsağına yenisi gelsin. Şimdi bu bir banka gibi düşün. Kök hücre bankası. Fakat ben yaşlandıkça ve kendimi kötü kullandıysam, kendimi kötü kullanıyorsam sağlık olarak, o taze kök hücre depomu da azaltıyorum. Yine sigaradan gidelim. Sigara sağlığa zarar. Ben eğer sigara içiyorsam akciğerim hasarlanıyor ya. Ne yapıyor vücut? Alıyor eskiyi, yerine kök hücreden yeniyi koymaya çalışıyor. Onları tazelemeye çalışıyor. Şimdi sigara içen akciğerin
yenilenme hızı içmeyenle bir olur mu? Olmaz. İmkansız. Bu daha hızlı kendini yenilemeye çalış. Ne oldu? Havuzdaki taze yüceler bitti. Denliydi. Bu onu anladım. Demek istiyor. Anladım. Ha diyor, kendini kötü kullanıyorsan havuzdaki temizleyiciler azalmış. Hmm. Telomer ona benzer bir yaşta. Telomer kısalması. Bunu da biraz aynı şey. O neyle alakalı olur? Gene aynı şey. Beslenmeyle mi? Kötü alışkanlıklarla mı? Şimdi hepsi. Bütün aklımıza gelen kötüleri buraya koyduk. Buraya kadar hep geliyoruz gidiyoruz konuşuyoruz ya. Öyle dosyayı buraya koyduk. Bunun iz düşümüne bakıyoruz. Bunlar ne yapıyor? Ne yaptı? Bir tanesi kök hücreyi bitirdi. Telomerde ne oluyor? Telomer ne? Bir hücre kendini yenilerken ucundan kopan kısım. Telomerlerin bir miktarı var. Sonsuz hücrenin yenilenmesine izin vermiyor. Niye kanser olabiliriz? Hmm. Bizi korumak için. Ha, gene geldik az önceki sigara örneği gibi. Hmm. Benim hücrem eskidiğinde onu yenilemem gerekiyorsa, kötü kullanıyorsam ben hücremi, hızlı yenilediğime göre telomerlerim hızlı bitecek. Ve vücut artık yenileyemediği bir noktaya geldiği için beni hastalıklardan, kanserden korumak için orada tutacak. O da aynı şey. Doğru. Kendini kötü kullanırsan telomer hakkın da azalıyor. Kök hücre hakkın da azalıyor. Yaşlanma hızlanıyor Yaşlanma hızlanıyor. Yani bizim ya işte iki tane ikizi yan yana koyuyoruz. Biri kötü yaşıyor, işte kilolu, uyumuyor, stresli, kötü besleniyor, sigara içiyor. Öbürü öyle değil. Bakıyoruz ya dışarıdan gördüğümüz şey. İşte hücredeki iz düşümleri bu hikayeleri topladığın zaman ortaya çıkan şeyler oluyor. Devam ediyor konu. Mesela belki az önce söylediğinize daha çok insanları ilgilendiren kısmı oradan bağlanabiliriz. Yaşlanma da bir faktör olarak buna İngilizcesi daha doğru anlattığı için nutrition sensing deniyor. Türkçe'ye çevirdiğinde gıda gibi, gıdaya hassaslık gibi ama o bildiğimiz gıda hassaslığı değil. Bu şu demek. Diyor ki biyoloji, genç bir hücre yakıt olarak etrafta ne malzeme var bilir. Yağ var, şeker var, protein var ve onları çok güzel kullanır. Hatta yakıt malzemesi yokken yedekleri de yakar. Fakat yaşlanmış hücrede etraftaki yakıtın ne olduğunu anlama kafası azalır. Anlayamıyor etrafta ne olduğunu. Biz bunu nereden görüyoruz? 40'lı yaşlarda hop yağ yakamıyoruz. Yediğimiz göbeğimizde ne birikiyor. Ne oldu? Daha önce yiyordum diyorsun. Evet, şimdi yediklerimin hepsini ne yesem yarıyor diyoruz, evet, değil mi? Hatta yemeyince daha önce hop tatilden önce 2 günde belimiz göbeğimiz giderken yemiyoruz gitmiyor. Ne oldu? Evet. Vücut 2 tane yakıttan şekeri biliyor, yağı unuttu. Demek ki yağı yakmaya hassas değil. İşte bunların başlamalarını toplatarak anlatıyor. O yüzden biz karşıdan bakınca ha bu ince ama belinde bir yağ kalınlığı var. Demek ki hücreleri yakıtları seçemiyor. Bir miktar yaşlanmanın hızı ilerlemiş diyoruz. Evet. Mesela bu da bir örnek. Şimdi hocam isterseniz yaşlanmayı yavaşlatan faktörlere bakalım. Hı-hı. Ondan hemen sonra yaşlanmayı hızlandıran faktörlerin de bir üzerinden geçeceğiz. Yani bunun içerisine sadece zararlı alışkanlıklar değil, evet, akşam yemeği de dahil, evet, edeceğiz. Çok daha detaylı şekilde bakacağız. Ama ondan önce veterimiz var. Bir sağlıklı yaşam merkezine, hı-hı, gittik ve orada hem ozon sonu hem, evet, de onu da konuşalım, -140 derece buz kabinini deneyimledim sizler için. Buyurun izleyelim. Çağla'yla Yeni Bir Gün izleyicilerine herkese merhabalar. Bugün Tuğçe Hanım'la birlikteyiz. Sağlıklı bir yaşam merkezindeyiz ve ben çok ama çok heyecanlıyım. 2 tane ayrı deneyimim olacak bugün. Aslında hepinizin bildiği sauna gibi ya da hepinizin bildiği ozon gibi ama onların bir kombinasyonu gibi ilk deneyeceğimiz, değil mi? Nedir? Doğru. Adı? Hokkaido ozon sauna nedir aslında? Cihaz detoksifikasyonu destekleyici bir uygulama. İçeride infrared saunayı sunuyor size. Aynı zamanda pump uygulamasını sağlıyor. Pump nedir? Vücudunuza bir elektromanyetik alanla iyon dengesini düzenleyerek vücuttaki hasarın düzenlenmesine yardımcı olan bir destek terapi şekli olacak. Çağla Hanım'ı kabine soktuk. Kendisi şu an çok mutlu. Yanımızda da Seda Hanım var. Seda Hanım bize anlatır mısınız? Şu an bu kabinin içinde neler yapılıyor? Şöyle, Hokkaido sauna aslında bir ozon sauna. Ozon saunada siz normal saunalardaki gibi terlerken size aynı zamanda ozon buharı vermiş oluyor. Ozon ve su buharı. Şimdi 18. dakikadayız ve Seda Hanım elinizdeki nedir, neden içiriyoruz? Elimizdeki Alkalize Green Juice'umuz. İçerisinde ıspanak, kereviz, salatalık ve limon var.
Vücut ozon saunada terlediği için misafirimiz dehidre oluyor. O yüzden biz de su ve alkalize destekliyoruz misafiri. ...42-43 derecedeyiz şu anda. Ama yani sauna için normal bir sıcaklık. Tabii müthiş terledim. Çok terleyebilen bir insan değilim. Suratımdan da anlaşılıyor ama... iyi, mayışık ve çok konfor alanında hissediyorum. Çok sakin ve dingin hissediyorum şu anda. Bu çok benim sevdiğim bir hal değil açıkçası. O yüzden kriyoterapiye girmek için sabırsızlanıyorum. Şimdi buz odasının önündeyiz. Tuğçe Hanım'a öncelikle sormak istiyoruz. Evet. Kriyo kabin, yani buz odası nedir? Nedir? Soğuk sauna terapi şekli aslında. Günümüzde ağrıları tedavi etmek amaçlı, metabolizmayı hızlandırmak amaçlı, vücut direncini artırmak amaçlı kullandığımız destek bir terapi şekli. -140 derece soğuk bir kabinimiz var içeride. Maksimum 3 dakika girdiğimiz bir cihaz. Özel kıyafetlerimiz var bunun için. Giydiğimiz eldivenlerimiz, eklem yerlerini kapatacak çoraplarımız gibi. Çağlanım da içeride bizi bekliyor. Dilerseniz içeri geçelim, bir bakalım nasıl olacak. Ardından sizin sorularınıza cevap vereceğim. Çağla Hanım, hazır mıyız? Evet, hazırım. Çok heyecanlıyım. Gerçekten. Ben de çok heyecanlıyım siz. Sen de gelsene. Böyle gelemem Çağla Hanım. Allah aşkına gelsene. O zaman biz yavaş yavaş Çağla Hanım'ı uğurluyor muyuz? Tabii ki uğurluyoruz. Her şeyimiz sözleri, eldivenlerimizi giydik, eklemlerimizi kapatıyoruz. Çağla Hanım girmeden önce, evet, çok pardon, neden bu şekilde giyiniyoruz özellikle? Neden giyiniyoruz? Eklemlerimizi kapatıyoruz çünkü içeride -140 derece soğuk bir sauna terapi şekline gireceğiz. Yanık riski olsun istemiyoruz. Metal bir şey istemiyoruz vücudumuzda. İçeride ya meditasyon yapmanızı veya hareket etmenizi öneriyoruz. 2 dakikalık programımızı alıyorum. 3 dakikada girebiliyoruz ama maksimum girdiğimiz dakika sayısı zaten 3 oluyor. Şu anda 2 dakikayla başlıyoruz. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. 30 saniye geçti. Şu anda her şey yolunda. İçeriden bizi duyuyor oluyor. Duyuyor bizi ama biz Çağla Hanım'ı buradan göremiyoruz. Evet, çünkü -140. Evet. Acaba ne yapıyor içeride şu an? Kurucumuzda bir şey olmasın lütfen. Sanmıyorum. Meditasyon yapıyor muhtemelen. 30 saniye. Evet, son 30 saniyemiz kaldı. Evet. Bunu buradan bildiriyoruz. Evet, özellikle belirtiyorum ilk defa girdiği için. Son 5 saniye biz böyle çıkıyoruz. Evet, Çağla Hanım yavaş yavaş geliyor. Oh. Ve Çağla Hanım geldi. Allah Çağla Hanım. Nasıl? Güzel. Çok acayip. Cidden mi? Evet, çok acayipti yani. Çok güzeldi. Burada değildim sanki yani. Böyle bir tuhaf bir his. Çok acayip. Gözümü açtım. Yemin ediyorum cennetteyim. Vallahi böyle dumanlar içerisinde hiçbir şey düşünmüyorsun. Yani öyle bir üşüme gibi bir şey düşünmedim açıkçası. Daha önce de buz dolu bir, evet, kovan. O yani o biraz daha farklı. Yani orada kafa dışarıda kalıyor. Yani ben her sabah soğuk duş alıyorum ama bu çok başka bir şeydi. Çok çok güzeldi yani. Bir enerji geldi mi canım? Geldi, tutmayın beni, gidiyorum. Yani yazın bol bol buzlu sulara girdikten sonra ve her sabah soğuk duş almaya başladıktan sonra buna cesaret edebildim. Ama bu da çok farklı bir deneyimdi gerçekten. Orada eklemler vesaire korunuyor. Ya içeride ne kadar soğukmuş falan düşünebileceğiniz bir durum yok. Şok yani, öyle bir hayatınızda hiç hissetmediğiniz bir soğukluk. O yüzden vücut müthiş bir şekilde, değil mi hocam, orada acayip bir harekete geçiyor. Bir tek burnum çok acayip, söylemişlerdi zaten, ya burnunuzu hareket ettirin, biraz böyle yapın diye. Çünkü ilk burundan donmaya başlıyorsunuz diye. Çıktıktan sonra o da yani içeridekilerin erken çıkma sebebi genellikle burunlarının donması oluyormuş. Ben de çıktıktan sonra Dilara dedi ki ne kadar pembe burnunuz dedi. Şöyle elimle dokundum, böyle cam gibiydi yani, artık yavaş yavaş donmaya başlıyordu. O biraz yaktı ama onun dışında vücutta müthiş bir dinçlik ve çok keyifli bir enerji ve neşe hissi yaşadım. Şimdi faydalarını hem buzlu su isterseniz konuşalım. Şimdi bugün bunu konuşuyoruz ama çok eskiden beri zaten bilinen bir terapi yöntemi.
Şimdi önce şöyle bir uyarıda bulunmak lazım. Bu herkes için değil. Siz zaten hem incesiniz, hem sağlıklısınız anladığım kadarıyla. Hem spor yapıyorsunuz hem de zaten soğuk duşu falan tecrübe ederek giriyorsunuz. Mesela böyle bir kabinin içerisine fibromiyaljisi olan bir kadını koyun. Tabii. Günlerce kendine gelemez. Evet. Veya daha geniş romatizmal ağrıları olanı ya da cildiyle ilgili bir sorunu olanı veya migreni olanı. Yani bu kabinlere şimdi bu trendler oldu diye coşarak gitme ama önerilen bir şey değil. Bu neden var? Yani bunlar neredeki? Neden, ne için, hangi tedavilerde var? Kullanılıyor? Bunlar yüksek performanslı spor yapanlar. Zaten beslenmesinden bütün sporuna kadar ve işte doktoruna kadar hazır bir ekibinin içerisinde olduğu için spordan sonraki recovery yani iyileşmeyi, onları biraz daha hızlıca iyileştirmeyi, yorgunlukları atmayı amaçlayan ve biraz da işte dopamini artsın, enerjisi artsın diye yapılan şeyler. Daha çok aslında bence sağlıklı sporcu erkeklere uygun, kadınlar için özellikle de Türkiye'deki hani zaten bir sürü şey yapmıyorken buradan başlarsanız dağılırsınız günlerce, tersine çalışır. Şimdi bunu döndürelim, biz ne yapalım günlük hayatta, biz nereden başlayacağız? Biz duşun sonundaki soğuk ve sıcak uygulamadan başlayabiliriz. Sonra giderek soğuğa doğru gidebiliriz. Sonra onu işte sizin girdiğiniz gibi soğuk suya, buzlu suya girmeyi tecrübe edebiliriz. Yine de bunun için çok aşamalı başlamak, daha hızlı beklemek lazım. Ne yapılıyor soğuk suda ya da işte buzlu suda? Ne oluyor? Suda? Evet, şimdi mesela olmaz. Burada ben bir yerimi çarpmış olsam orada bir şişlik olacak değil mi? Bir ödem olacak. Ne yapıyor doktor o şişme böyle bir başka bir sebepten değilse? Oraya buz koy diyor değil mi? Kızarıklık ve şişme varsa. O buz koymanın amacı ne? Orada lokal bir olay var, bir inflamasyon var. Onu bir sakinleştireyim manasında değil mi? Oradaki ödemi ve hücresel inflamasyonu azaltmak için. Kısa süreli buna girdiğinizde de mikro düzeyde inflamasyonu bir miktar azaltmış oluyorsunuz aslında. Fakat bir kısa süreli olması lazım. Tıpkı sauna gibi. Tabii, soğuk tabii. Ve sauna birbirinin tersi. Evet. Vücuda bir stimulus veriyorsunuz. Bir rahatını bozuyorsunuz onun. Normal vücut ısısını hop sıcağa veya hop soğuğa götürdüğünüzde biz vücut tabii bir şoka için, giriyoruz ya. O evet, şok aslında değil bir mi? Hayatta kalma cevabı vermek veriyor. Zorunda kalıyor. Soğuğa karşı yeniden işte yağları mı daha çok yakması lazım ısıyı arttırmak için ya da işte bir inflamasyon varsa orayla ilgileneceğine vücuttaki homeostazis ayarı mı ayarlamaya çalışsın. O demek bu. Soğuğa girmek kısa süreli, sıcağa girmek kısa sıcak, süreli. Sıcak soğuk şoklar yapmak evet, aynen. Değil mi? Mesela spor yaparken arada bir deperat dur denir. Gibi. Bunların hepsi, bunlar ne yapıyor hocam? İşte bunların hepsi şöyle bir ufak tokat atıyor vücuda. Normal yayma halinden alarma sokuyor. Mesela aradaki açlıklar. Değil mi? Biz gece aç kalalım, şu an çok yemeyelim mesela, diyoruz. Ölüyorum. Gündüz marifet değil gece. Bu açlık da öyle. Çünkü açlık, sıcak, soğuk bunlar... Ne dediniz hocam anlamadım. Gündüz marifet değil. Gündüz aç kalmak marifet değil. Gece aç kalmak marifet. İşte geceden gündüze. Evet ama şimdi... Aralıklı. Evet. Şu anda yiyor olmanız lazım. İşte yeniden sonra yiyeceğim. Yani 16 peki. Saat. Peki. Bu değil miydi hocam söylediğimiz tam olarak öyle değil. Nedir? Siz diyelim ki akşam 8'de yediniz. Şimdi bugün 1'de yiyeceksiniz evet. Öğlen. Çalışmıyor o. Ne çalışıyor? İyisini yapmak istiyorsanız tabii. O akşam 8'i gündüze alacaksınız. Gündüze doğru yaklaştıracaksınız. Yani 7, 6, 5, 4, 3. Ama sabah da isterseniz sabahın 5'inde yiyin. Yani sirkadiyen uyumunuzla açlığı üst üste getireceğiz. Güneş batımından sonra yemeyeceğiz gibi düşünebiliriz. Evet, öyle gibi evet, düşün. Yani akşam 10'da yedim en son yemeğim gibi bir şey zaten yok. Evet. Zaten yaşlandıran faktörler en arasında önemlisi. Da akşam en yemeği yememek var. Yani yemek var değil yemek mi? Yemek var. Biraz çünkü, ondan da bahsedelim. Gene aynı şeye gidiyor. Şimdi burada bu sıcakta soğukta yememekte hep şey var. Yani... Milyonlarca yılda bir genetik dizilim yapmışsın ve hayatta kalmışsın. Bir uyum göstermişsin bugünlere gelebilmek için. Nasıldı o zaman? Gündüz yemek vardı, gece yoktu. Gündüz güneş vardı, gece karanlıktı. Gece mağara soğuktu, gece yemek yoktu. Yani gece soğukta olmak, gece karanlıkta olmak, gece biraz üşümek, değil gece çok aç kalmak. Konforlu olmamak. Evet. Şimdi bu mesela az önce de ne demiştim? Yemeğin malzemesine hassaslıkta bir tuhaflık oldu. O da aynı şey. Eğer vücudu bir süre aç bırakmıyorsa, sürekli malzeme varsa... Ne diye algılıyor vücut? Evet, çoğalabilirim. Yani? Yani malzeme varsa fazlası zaten yağ depolamak da, laz depolamak bile çoğalabilirim madde. Bunu buraya koyayım, ileride lazım olur. Çünkü biz yediğimizin fazlasını çıkaramıyoruz.
Hem o ama bırak göbeğindeki kalçandaki yağı. İşte aklına gelen var ya öyle mikro polipçikler şunlar bunlar. Yani neyin varsa minik minik. Mesela şöyle böyle bir yaşlandıkça cildin üstünde böyle kabarık kabarık benler çıkar kendiliğinden. Doğru. Bak ne oluyor? Ne olmuş oluyor orada? Gereksiz bir çoğalmaya gidiyor vücut. Yani yaşın ilerledik. Bu da yemekle alakalı mı yani? Malzeme ile alakalı. Vücuda malzemeyi verirsen o çoğalacağını düşünüyor. Fakat malzeme yani sadece yemek içmek. Ham madde. Fakat orada şöyle onu kandırıyorsun. Diyorsun ki hayır diyorsun. Öyle bir bolluk yok. Bak gündüz bolluk var, gece kıtlık var. Sen buradan eskisi gibi ayarını yap diyorsun. Sürekli bolluk yok diyorsun. Yani bundan kaç bin sene önceki bir insanı da bir şekilde bulsa yemeği ve 24 saat yese vücut diyecek ki dün böyle değildi, yarın da böyle olmayabilir. Tabii ki ben çoğalayım, malzemenin bolluğuna bak diyecek. Yani bizim ara vermememiz den dolayı da yağ mı, şeker mi, protein mi malzemeleri de tam algılayamaz oluyor. Mesela o zaman kilo yani sürekli atıştırmak ve sürekli gereğinden fazla yemek yemek. Yani şöyle dışarıdan baktığımız zaman eğer bir göbek çevresi, bel çevresi kalınlığı varsa bu yaşlanma belirtisi midir? Aynen. Ya da genç birisinde de gördüğümüz zaman bu onun hızlı yaşlanacağı anlamına mı gelir? Evet, bravo. Aynen. Çünkü zaten bizim jenerasyonda bu yoktu. Fakat şimdi gençlerde de kalın bel, polikistik over, erkek çocukları bile hani kalçasına göğsüne kilo alıyor. Bunların hepsi aslında şöyle söyleyeyim. Ben her gün sağlıklı hastaları gören biri olarak annesi geliyor 55 yaşında, işte kızı geliyor 30 yaşında diyelim. Anneden daha bozuk kızın hücresel yaşlılığı. Halbuki ondan 25 yaş genç duruyor. Fakat o kızın yaşlanma hızı annesini kat kat geçiyor. Çünkü yeni jenerasyonun 20'ler daha da kötü. O yüzden bu kadar çok ilaç kullanılıyor, hastalıklar var falan filan. Yani biz zaten bunu ortaya koymaya çalışıyoruz. Yani aynadaki kırışığından öte o yol ne kadar hızlı gidiyor. Anne ne bilsin 25 yaşındaki kızının hızlı yaşlanıyor olduğunu. Tabii hiç değil. İnsanın hiç aklına gelir mi yani? Evet. Yani oradan anlıyoruz. Bir sürü şeyden anlıyoruz. Bu da bir yöntem. Geç saate yenen yemekler, hızlı yemek, çiğnemeden yutmak, gluten içeren yiyecekler, süt grubu ürünleri, işlenmiş gıdalar, yüksek ısıda pişirilmiş gıdalar, katkılı ürünler, toksinler, şeker ve un içeren gıdalar, anne sütü emmemek, D vitamini yetersizliği, A vitamini yetersizliği, iyi bakteri yetersizliği ve kabızlık, mide asidi yetersizliği, sindirim enzimi yetersizliği de yaşlanmayı hızlandıran faktörler. Yaşlanmayı yavaşlatan faktörler ne diye soracak olursanız bir sonraki hocam. Bunları tam diye. Bunları yapmadığımızda geriye kalanlar diyeceğim. Şaka. Bir daha geldiğinde hocamızla daha detaylı çok konuşmak isterim. Ağzınıza teşekkür sağlık. Teşekkür ederim. Bu yeni YouTube dalını anlatmama izin verdiğiniz için. Biz teşekkür ediyoruz. Bizim hasta örneklerimiz sizler oluyorsunuz biliyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Biz kısa bir reklama gidiyoruz. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Buyurun. Yayınımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Şefimizin hazırladığı çiğ köfteli suşi, değil mi? Evet. Lezzetlerine şöyle bir hem görsel olarak bakalım hem de en son rolumuzu yapıyoruz galiba. Siz çok yoğundunuz. Size de sardıracaktım ama misafirleriniz, konuklar. Yo estağfurullah. Siz sarın, ben onu mahvetmeyeyim yani gerçekten. Ne döktünüz? Soya mı? Bu yok, soya yok. Nareksi mi? Bir salata sosumuz. Salata içinde nareksi, biraz baharatlar, limon falan. Evet, şöyle. Yapılışını da bir görelim yani bugün, değil mi? Son rolümüz. Sonuncusunu hazırlıyoruz. Sonra yiyeceksiniz burada arkadaşlar. Evet, ben buradan spora gidiyorum. Spora giderken de hocalarıma kendisinden bir sağlıklı, hepsi gerçi sağlıklı, hiçbirisinde bir şey yok. Tabii oturup benim gibi 40 tane yemeyin. Şu şekilde burada oran çok düşük aslında. Biz lavaş da kullanmıyoruz. Pirinç yufkasını sarıyoruz. Evet. Of. Çok da şey yapmayacaktır. Bunu ben biraz böyle büyükçe sardım sizi dinlerken. Daha fazla dayanamıyorum. Programı kapatıyorum. Ellerine sağlık, emeklerine sağlık. Çok çok teşekkür ediyoruz. Afiyet şifa olsun. Yarın görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.